Peki Amerika'da çıkacağınız reklamlarda CPM, rekabet ve KPI ortalamaları ne durumda? Ne görürsek iyi diyeceğiz ve ne görürsek kötü diyeceğiz. Reklamlarla ilgili verdiğimiz kararlarda veya web sitemizdeki önemli metriklerde, önemli KPI'larda verdiğimiz kararlarda bizi bekleyen ortalama rakamlar neler? İşin stratejilerini, belirleyeceğimiz stratejileri tümüyle değiştirecek. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 5 yıldır Amerika ve Avrupa pazarlarında markaların reklamlarını yönetme ve tecrübe kazanma şansım oldu. Burada gördüğüm kadarıyla her yıl mutlaka CPM'ler bir önceki yılın üzerine koyarak devam etti. Bilmiyorum nerede durur ama bir yerden sonra daha önce de söylediğim gibi reklam açarak reklamlardan karlılık beklemek çok da mümkün olmayacak. Bir önceki videoda hatırlarsanız şundan bahsetmiştik. 50 doların altında bir sepet ortalamanız varsa karlı çıkmanız ve sürdürülebilir bir iş modeline sahip olmanız biraz zor olacak diye. İzlemediyseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Ürün fiyatlandırma videosuydu. Aynı orada anlattığım gibi bugün nasıl 50 doların altında sepet ortalamasıyla iş yapmak çok mümkün olmuyor diye biliyorsak bundan 3 yıl önce 50 doların altında da o zamanki CPM'lerle, o zamanki rekabetle iş yapmak mümkündü. Ve başarılı işler kurgulamak da mümkündü. Ama bugün artık bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bundan 3 yıl sonra 50 dolar değil de 100 doların üstünde CPM'lere sahip olmak gerekecek veya gerekmeyecek deme şansımız çok fazla yok. Belki de 3 yıl sonra diyeceğiz ki 100 doların üstünde sepet ortalaman yoksa karlı bir iş modeli kurgulayabilmen çok mümkün olmayacak. Bu ne demek? Birçok ortalama işletme için reklamlar artık karlı kalabilmekten çok uzak olacak. Aynı billboardlarda, aynı televizyon reklamlarında olduğu gibi işletmeler sadece ve sadece bilinirliklerini artırmak, markalarına yatırım yapmak için reklam vermeye devam edecekler. Aynı sepet ortalamasında olduğu gibi dönüşüm oranında da dünya genelinde ortalamalar var. Mesela dünya genelinde ortalama bir CPM'de ortalama bir e-ticaret sitesinin ortalama bir zamandaki beklentisi %1'dir. Bu Türkiye'de de böyle, bu Amerika'da da böyle, bu Avrupa'da da böyle. Ortalama fiyattan ortalama şekilde ürün satıyorsanız %1 beklersiniz dönüşüm oranında. Bu %1 geleneksel ortalama. Sepet ortalamasında da bir önceki videoda anlattıklarımız geçerli. Dolayısıyla biz işimizi kurgularken tüm metriklerde, tüm KPI'lerdeki ortalama bilirsek bir projeksiyon yapmak, daha başlamadan ne olursa ne olur hesaplamak ve birden fazla yolculukta ne olursa ne olurun cevaplarını vererek kendimize bir yol haritası çizmek ve stratejileri ona göre belirlemek çok daha akılcı olacak. Bu sebeple bu videonun da önemi en az bir önceki videoda kadar önemli. Şimdi isterseniz adım adım başlayalım. Şimdi önce CPM tarafıyla başlayalım. Dönüşüm reklamlarında, altını çiziyorum, dönüşüm reklamlarında 20 ila 30 dolar arası CPM görmeniz normal 2024'te. 20 doların altında CPM yakalayabiliyorsanız evet çok daha başarılı kreatiflere sahipsiniz ve insanların ilgisini çeken reklamlar yapıyorsunuz demek. 20-30 dolar arasındaysa normal, 30 doların üstünde ise bir şeyleri değiştirmeniz ve iyileştirmeniz gerekiyor demek. Avrupa tarafında da yine dönüşüm reklamlarında 7-8 dolar ile 15 dolar arası normal, 15'in üstü değiştirmeniz gereken şeyler var. 7'nin altı gerçekten başarılı reklamlar yapıyorsunuz demek. Peki dönüşüm oranı tarafında nasıl bir ortalama bizi bekliyor? Burada da sepet ortalamamızın ne olduğu tabii ki önemli bir nokta. 0 ila 50 dolar arası sepet ortalamasına sahipseniz dönüşüm oranında beklemeniz ve görmeniz gereken rakam, daha doğrusu işin karlı gidebilmesi için gerekli olan rakam %2,5. Eğer 200 dolar üzerinde bir sepet ortalamasına sahipseniz de burada görmeniz gereken dönüşüm oranı %0,50. Tabi bu söylediğim rakamlar işlerin iyi gittiği senaryoda ve her şeyi doğru şekilde yaptığınız senaryolarda geçerli. Eğer bunların altında kalıyorsanız anlayacaksınız ki evet benim iyileştirmem gereken şeyler var. Satış öncesi sonrası destek, reklamlarınız, web siteniz, ürün açıklamalarınız, ürün fotoğraflarınız, sosyal medyayı nasıl yönettiğiniz vesaire hepsinde iyileştirmeniz gereken ve ilerlemeniz gereken alanlar olduğunu anlayacaksınız. Sorunları tespit edip oraları elde ettiğiniz know-how'la birlikte iyileştirmeye çalışacaksınız. Bu ortalamalara göre matematiği çok daha başarılı şekilde kurgulama şansınız olacak. Çünkü neden? Siz ortalama bir dönüşüm oranı, ortalama CPM'e sahipseniz elde edeceğiniz reklamla, reklamlar tarafındaki elde ettiğiniz trafik değerlerini bildiğinizde ki yolculuğa çıktığınızda bunları biliyor olacaksınız. Altında mıyım, üstünde miyim? Nerede altındayım, nerede üstündeyim? Atıyorum sepetten alışverişe gidiş yüzdesi. Burada ortalamanın altındayım. O zaman burayı iyileştirecek. Pazarlama hamleleri yapmam lazım. Örnek veriyorum işte fiyatı düşürmek, ürün fotoğraflarını geliştirmek, ürün sayfalarını geliştirmek. Yani sepetten alışverişe daha fazla insanı ikna etmek üzerine kaç kalem iş varsa adım adım öncelik sırasına göre sıralayacaksınız ve yolculuk başlayacak. İyileştirmeye başlayacaksınız, sonra tekrar bu rakamları kontrol edeceksiniz. Altında mıyım, üstünde miyim? Eğer üstündeysem evet başardım demek. Eğer altındaysam
hala neyi değiştirebilir ve iyileştirebilirim? Bunun üstüne çalışmaya devam etmem gerekecek. Bu yolculuk tabii ki hiçbir zaman bitmeyecek. Tabii ki her zaman daha iyisini yapmak, başarılı işler yapmak için uğraşacağız. Ama ortalamanın üstüne çıktıktan sonra oyun alanımız artacağı için elimiz biraz daha rahatlayacak tabii ki. Bu noktada bu ortalamalara bir yere mutlaka not alın ve ne karar veriyorsanız verin, buradaki bu ortalamalara göre karar verin. Marka konumuzu da unutmadan tabii ki. Çünkü özellikle rekabet konusunda her geçen yıl pahalı dediğimiz CPM'lere, rekabete bir sonraki yıl iyi der hale geldik. Maalesef durum böyle ve böyle gitmeye de devam edecek. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ona göre müşterilerinize satış sonrası ve öncesi desteğini verin. Ona göre sosyal medya iletişiminizi kurun. Çünkü dijitali gelenekselden ayıran en büyük özellik daha sıkı iletişim kurabiliyor olmanız. Buradaki iletişim gücünüz ve ne yaptığınızı bilerek gitmek, hedef kitlenizin istediklerini ona vermek, hem ürün anlamında, hem çekim anlamında, hem kurduğunuz iletişim anlamında, bu sizin yaptığınız yatırımın uzun vadeli karşılığını alabileceğiniz yer. Yani sizin geriye dönen müşteri oranınız. Önemli olan kısım bu. Ne kadar fazla insan sizden kümülatifte her yıl, her ay, her hafta alışveriş yaparsa uzun vadede o bir kişi ödediğiniz reklam yatırımının karşılığını çok daha fazla alabiliyor olacaksınız. Şöyle düşünün, yani herhangi bir yere gittiğinizde fiziksel mağazadan bile alışveriş yapsanız bütün büyük markalar sizden ne yapıyorlar? KVKK izni almak için. Yani kısaca mailinizi ve iletişim bilginizi almak için kasada size işte bir şeyleri onaylatıyorlar ve bunu çalışanlarına zorunlu hale getiriyorlar. İstemiyorum demeyi oradaki görevliye söyleyin. Satış danışmanına onu söyleyin bakalım ne diyecek. Olabildiğince sizden o datayı almak için her şeyi yapıyorlar. Sizin dijitaldeki elde ettiğiniz müşteride de o aldığınız datayı iyi işleyebiliyor olmak ve uzun vadede onun tekrar müşteriniz olmasını sağlamak bu yatırımların hepsinin ana amacı. Şimdi size birkaç ekran görüntüsü de göstereceğim. Burada markaların yıllar içerisinde CTR'larının ve diğer metriklerinin ortalamalarını görmüş olacaksınız. Bunları yazacağız tabii ekrana. Bakalım mesela 2021, 22, 23 nasıl değişmiş? Hem CPM'ler, hem CTR'lar, hem de diğer metriklerde nasıl değişmiş? Bunlar reklam tarafındaki bakılması gereken metriklerdi. Peki site tarafında nelere bakmamız lazım? Ve bakmamız gereken metriklerde beklediğimiz ortalamalar neler? İade oranındaki beklentimiz %5 ile %15 arası. Bu ortalama diyebiliriz. Bunun üzerinde veya bunun altında iade oranlarına sahipseniz o zaman müşteriye hem ürün hizmeti hem ürün kalitesi hem de satış öncesi sonrası destekte bazı hatalarınız var ve bunları iyileştirmeniz demek. Geri dönen müşteri oranında tabii ki ilk başladığınızda geri dönen müşteri oranınız düşük olacaktır. Ama en azından bir yılı tamamladıktan sonra beklenilen geri dönen müşteri oranı %10 ile %15 arası. Birinci yıl geçti, ikinci yılı doldurdunuz. Ondan sonra beklenilen geri dönen müşteri oranı %20 olmalı. Dolayısıyla bunları ortalama kabul edip bunların üstünde veya altındaysanız demek ki yine iyileştirmeniz gereken şeyler var demek olacak. Diğer bir konu, cohort analizinde de hem yıllık hem de aylık olarak, isterseniz günlük olarak metriklere bakarak hem reklamlarınızda hem web sitenizde, burada da yine müşterilerinizin hangi ayda, hangi günde veya kaç gün sonra veya kaç ay sonra tekrar geriye döndüklerini, tekrar müşteriniz olduklarını veya ilk siparişlerini verenler özelinde ortalama kaç gün sonra sizle iletişime geçtikten veya sitenize girdikten sonra müşteriye dönüştüklerini analiz etmeli ve buna göre de mutlaka ortalamalarınızı belirlemelisiniz. Buradan çıkacak sonuç da tabii tüm rakamlar elinizde olduğunda geriye dönen müşteri oranı, kohort analiziniz, onun dışında iade oranınız veya genel satışlarınız, işte dönüşüm oranınız gibi metriklerle bir müşterinin LTV'sini hesaplama şansınız da olacak. Yani bir müşteriden, toplam müşterinizden ortalama kümülatifte veya o yıl içerisinde ne kadar para kazanabiliyorsunuz? Evet, bir müşteri edinme başına maliyetiniz, örnek veriyorum, $100 olsun ama siz müşteriden yıl boyu diğer siparişleriyle birlikte $200 kazandığınızı varsayalım. Demek ki o müşteri kendini amorti etti ve artı $100 da ciro bıraktı demek olacak. Tüm bu metrikler, ortalamalar dediğim gibi tüm her şeyi de bu rakamlara göre belirlemelisiniz. Onun dışında UTM, kanal takibi gibi diğer işte aslında e-ticarette bakmamız ve incelememiz gereken tüm KPI'ların detaylarına girmeyeceğim. En önemli ve stratejilerinizi belirlerken bakmanız gereken metriklerin ortalamalarını bu videoda anlatmış olduk. Bu sebeple aslında yol haritanızı
belirleyebilmeniz için bu rakamlara sahip olmanız yeterli olacak. Bu ortalamalara göre de harcayacağınız reklam bütçelerini, bir sonraki sezon veya bir sonraki ay nasıl bir strateji planlayacağınızı, ne beklerseniz iyi, ne beklerseniz kötü olacağını zaten öğrenebiliyor olacaksınız. Ve zaten ekran görüntülerinde de gördüğünüz gibi bunlar hacimli. Yönettiğimiz ve süreç içerisinde hem yıllık bazda hem de farklı sektörlerde aldığımız sonuçlar, bunların ortalamalarına bakarak yine aynı şekilde nasıl iyileştirebileceğinizi ve nasıl yol haritası belirleyebileceğinizi de kendiniz için aslında bir projeksiyon yapabilmiş olacaksınız. Ha, bu arada söylemek istediğim bir şey var. Bu bilgileri her yerde bulamazsınız. Sır olmasa da kimse anlatmıyor. Dolayısıyla lütfen seriye destek olmak için videoyu beğenin. Ve eğer söylemek istediğiniz bir şey varsa, serinin geri kalanında mutlaka şunu da anlat dediğiniz konular varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Ve ona göre serinin geri kalanını şekillendirelim. Şu anki belirlediğim müfredata göre ortalama 40-45 videoluk bir seri olacak, eğitim serisi olacak. Ama belki kaçırdığım veya unuttuğum bir konu vardır. Yurt dışına satışla alakalı aklınıza gelen soruları lütfen videonun yorumlar kısmında yazın. Ve ona göre ben de şekillendirmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.